Merhaba arkadaşlar, Uşak Opel Bayisi'nden selamlar. Bayiliğimizde yetkili satıcılığımız, yetkili servisimiz, TSE belgeli oto ekspert hizmetimiz ve ikinci el araç hizmetimiz var. Bugün sizlere yeni Astra Hatchback 1.5 beygir 9 ileri dizel otomatik aracımızın yakıt testini yapacağız. Bir yine Corsa videomuzda yaptığımız gibi 55 kilometrelik bir gidiş dönüş yakıt hesaplamasını dile getireceğiz. Aracımızın teknik özelliklerini ve diğer donanımlarını diğer videolarımda anlatmıştım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi testimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Astra Hatchback 1.5 122 beygir 9 ileri dizel otomatik vites aracımızda. Şimdi yol testimize, yakıt testimize başlayacağız. Şöyle yakıt verilerimizi sıfırlıyoruz. Bir daha sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra içinde yakıta ne kadar yol kilometre gideceğimizi söyleyecek. Vitesimizi D'ye aldık. Bu araçta benim dikkatimi çeken şu oldu. Manuel tarafına geçtiğiniz zaman bu araba birinci vitesi kullanmıyor. Direkt ikinci viteste kalkış yapıyor. Mesela şu anda manuel moddayım ve araç ikinci viteste kalkış sağladı. Üçüncü vitesi attım. Dördü attım. Beşe attım. Altıya attım. 7. vitese attım. Yani 50 km hızla giderken 6. vitese kadar izin veriyor. Şimdi yavaşlıyoruz. Manuel tarafını aldığınız zaman yükseltmeyi kendisi yapmıyor. Ancak düşürmeyi otomatik kendisi yapıyor. Ve şu anda mesela ışıklarda durdum. Viteste söylenen şu, 2. viteste olduğunu söylüyor. Yani bu araba mesela kendim de atmaya çalıştığım zaman 1. vitese geçmiyor. Büyük ihtimal bu araba zorlandığı zaman yokuş yukarı veya kalkışlardaki yokuş yukarılarda kendisi manuel birinci vitesi alacaktır. Yoksa normalde düz eğimli yerlerde direkt ikinci vitesi kullanıyor. 3 silindir bir dizel bu aracımız. 1.5 122 beygir. Motorda titreşim olaraktan çok bir titreşim yok. Motor gürültüsü olaraktan bir 20-30 km hızlara gelinceye kadar bir motor gürültüsünü duyuyorsunuz. Ancak araç 40 km hıza geldiği anda motor sesini duymaz hale geliyorsunuz. Şimdi yakıt testimize birazdan yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni Astra'mızda şu anda yol testimize başlıyoruz. Saatte 100 km hıza denk gelecek şekilde bir hız testi yapacağız. Mesela şu anda şöyle dile getireyim size. Şu anda araç 80 km hızla gidiyor. Vitesi attığım zaman 8. vitese geçmiş durumda. Dezavantaj olarak görebileceğim şey var. Kaçıncı viteste olduğunu araç göstermiyor. Ancak manuel tarafını alırsanız o zaman gösteriyor. Yani mesela şu anda 8. viteste olduğum ben manuel konumunu aldığım zaman görüyorum. 90'la gidiyoruz. Şu anda hala 8. viteste. Biraz daha hızlandım. 100, 110, 105. Hızlanıyoruz. Henüz daha 9. vitesi atmadı. Şu anda 9. vitesi attı arkadaşlar. 114 km hızla gidiyorum. Vitesim kontrol edeyim. Evet, 9. viteste. Devirimiz 1500-1700 aralığında geziniyor. Yani 110 km hızla giderken devir dakika saatimize baktığımızda 1700'de gözüküyor. Bu aslında güzel bir veri diyebilirim size. Çünkü motor bu şekilde gidersek hem yakıt harcamayacaktır hem motorun ömrü çok uzun olacaktır. Çünkü araç hiç zorlanmadan yol alıyor. Şu anda 100 km hızla gidiyoruz. İçeride öyle bir motor sesi hiç yok diyebilirim. Yani o 3 silindir dizelin motor sesini şu anda 100 km hızla giderken hiçbir şekilde duyuyor musun Ahmet? Hayır, hissetmiyorum. Değil mi? Duymuyorsun. Yani motor sesi bu araçta 100 km hızla giderken kesinlikle yok. Şu anda dediğimiz gibi yol testimize, yakıt veri testimize devam ediyoruz. Test ettiğimiz aracımız CS-Line donanımdır. Yani bu donanımda diğer videolarımda da bahsetmiştim. Şerit koruma özelliği var. Mesela direksiyonu bıraktım şu anda. Bakıyoruz, direksiyon kendisine uyarı verdi ve kendisi içeri aldı. Şu anda da bana ekranda şöyle uyarı veriyor. Direksiyon kullanımını eline al diyor. Direksiyonu tekrar alıyoruz. Yani biraz şöyle bıraktığınız anda bakın çok güzel bir şekilde şeridin içerisine geri kendisi sokuyor. Yani buralar Opel grubunun şerit takip sistemi gerçekten çok çok iyi çalışıyor. Onu net dile getirebilirim size. Birazdan yine videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Banaz ilçemize geldik. Toplamda 27.5 kilometrelik bir yol yaptığımızı gösteriyor yol bilgisayarımız. Ortalama yakıt tüketimimiz ise 4.3 litre olarak gözüküyor.
Buradan da ekran kameraya büyük ihtimal gözüküyordur. Ortalamamız ise 89.6, 89.5. Şu anda ışıklarda bekliyoruz. Ondan dolayı ortalama hızımız sürekli düşüyor. Aslında ilk ışıklara geldiğimiz zaman 95'ti. Işıklarda bekleye bekleye 88.8'e kadar ortalama hızımız düştü. Araçla ilgili şunları değinebilirim sizlere. Motor sesi 80 km, 100 km, 120, 130, 140, yani hızlandıkça motor sesinin çok daha azaldığını görüyorsunuz. Vites atışları aracın çok başarılı diyebilirim. Çünkü önceki tork konvertörlerde vites atışlarını atarken araç, vitesleri atarken bir hissiyat çok fazlaydı. Ama bu şanzımanla birlikte Opel vites geçişleri hassasiyetini iyicene minimale çekmiş. Neredeyse vites geçtiğini hissetmiyorsunuz diyebilirim. Astra Hatchback'le değinebileceğim yol tutuş, her zaman önceki kullanıcılar da bilir. Opel ailesinin yol tutuşu her zaman çok iyidir. Yine yol tutuşu çok başarılı bir araç. Direksiyon hissiyatı, size verdiği hissiyat çok başarılı. Yani direksiyon gayet hızlandıkça çok güzel sertleşiyor ve çok güzel bir dinamik sağlıyor size. Rüzgar sesi, yol sesi anlamında mutlaka test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. İçeride çok bir rüzgar sesimiz yok, çok bir lastik sesimiz yok. Çok minimal düzeylerde bir lastik sesi ve yol sesi duyacaksınız. Motordan yine tekrar söyleyeceğim, belirli bir hıza, yani ikinci vitesten üçüncü vitesi attıktan sonra motor sesini neredeyse hiç duymuyorsunuz. Titreşim olaraktan çok uğraşılmış belli aracın motoruyla çok fazla bir titreşim almıyorsunuz durduğunuzda. Zaten start stop devreye giriyor. Start stop devreye girdiği zaman ise motor komple kendini devre dışı bıraktığından dolayı hiç motor duymuyorsunuz. Ancak kalktığınızda, kalkarken hafiften böyle hızlanırken bir hafiften bir titreşim hissediyorsunuz, o kadar. Yani mutlaka bir test sürüşü yapın. Şimdi Baniz ilçemizden geri çıktık, Uşak'a geri dönüyoruz. Uşak'ta tekrardan ortalamada yakıt tüketimi ve buradan geri dönüşü yakıt tüketimini size tekrar videomuzda anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Uşak iline gelmek üzereyiz. Toplamda Banaz'dan Uşak'a kadar 23.2 km yol yaptığımızı gösteriyor yol bilgisayarı. Ortalama yakıt tüketimimiz çok çok iyi. 3.3 litre olarak gözüküyor. Ortalama hızımız ise 95.7 km hız olarak gözüküyor. Ahmet, sen de dikkat etmişsindir sanırım. Yani yeri geldi. Hatta sözü sana bırakayım. Ya ben şuna dikkat ettim. Yer yer 110-120 km hıza kadar çıktık. Fakat devir ibresinin hiç 2000 deviri geçmediğini fark ettim. Ya bunun etkileri sence nasıl olur? Yani motor ömrü olarak yakıt zaten belli, 3.3 litrede şu anda. Ki şunu da söylemek lazım mutlaka Ahmet. Daha araç 93 kilometrede. Yani bu aracımız bizim böyle 10.000'de, 5.000'de işte motor revizyonu tamamlamış, bakımı yapılmış bir araç değil. Daha yani bu araç daha dün teste çıkan bir araç. Daha 93 kilometrede olan bir araçtı. Buna rağmen 3.3 litre gibi bir ortalama yakıt tüketimi gördüysek, bu motor açıldıktan sonra ben eminim 2.7-2.6 litrelere kadar düşecektir. Senin sonuna gelecek olursak da hızlam, yani 110-120-130'da giderken dediğin gibi devir 2000'i hiç geçmiyor. Şimdi devir görmeyen bir araç motor ömrü çok uzun olacaktır. Çünkü araç, seninle hatta yolda biraz konuştuk, resmen rolantide gidiyor. Yani hiçbir zorlanma, hiçbir şey yaşamadan gidiyor. 9 vites sayesinde mesela Ahmet şey var. Gazdan ayağını çekiyorsun. Direkt süzülme moduna geçiyor. Bu da yakıtı inanılmaz düşürüyor. Yani devir görmemesi, şanzımanın 9 vites olmasıyla birlikte, yani şunu net söyleyeyim ben size, süzülme moduyla, yani bu araçla uzun yolda mesela şu anda 3.2'ye kadar düştü. Biraz önce 3.3'tü, şimdi 3.2'ye kadar düştü. Yani vites atışları çok güzel. Motorun performansı iyi. Ve motor ömrü çok uzun olacak, çok çok belli ediyor. Yakıt çok iyi. Yani ben şahsen aracın yeni 2020 model yılında gelmiş olan motor ve şanzımanı şahsen çok beğendim. Yakıt tasarrufu isteyen, uzun ömürlü motor isteyen herkesin mutlaka bu aracı bir test etmesi, satın alması mutlaka gerekir diye düşünüyorum şahsen. Evet arkadaşlar, şu anda bayiliğimize geldik. Buradan da yolda bahsetmiş olduğum yakıt verilerini net bir şekilde görebilirsiniz. Direkten bir de böyle bir video çekmeye uygun gördük. Şimdi dışarı geçeceğiz. Dışarıdan yine anlatımlara devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, şu anda yakıt testimizi tamamlamış bulunmaktayız. Yeni makyaj cihazı olarak adlandırılan Astra H-Bag 1.5 122 beygir 9 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımızla birlikte yol testimizi tamamladık. Aracın bu arada lastiklerinden bahsedeyim. 225-45-17 Continental marka üzerinde bir lastikle geldi aracımız. Yani lastik ebatları bu arabanın geniş diyebilirim. Geniş taban lastik olmasına rağmen yakıtı birlikte test ettik. Yani 3.2-3.3 litre gibi bir ortalama yakıt tüketimleri gördük. Gayet başarılı bizce bir şey diyebilirim sizlere, yakıt verileri diyebilirim. Şimdilik bu kadar anlatmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sorularınız, önerileriniz mutlaka yorumlara bekliyor olacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekmemizi istediğiniz videolar var ise mutlaka yorumlarda dile getirin. O videoları çekmeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.